Merhaba, Sınır Ötesi'ne hoş geldiniz. Gündem yine çok dolu. E, gazeteci arkadaşımız Sernur Yastıkaya ve Kadir Üstün Washington'dan burada yakalamışken İstanbul'da hemen konuk etmek istedi kendisine. Hoş teşekkür, geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür hoş bulduk. Bulduk. Siz de hoş geldiniz Sernur Bey. E, İngiltere ile başlayalım. E, malum Boris Johnson hükümeti bazı iç skandallar, partide yaşanan iç skandallar sonucu ve Covid sürecinde bu toplanma yasakları varken konutta verdiği işte bu partiler, partiler şimdiki başbakan Rishi Sunak tarafından o zaman çok sert eleştirilmişti ve istifasını sunmuştur Rishi Sunak. Ondan sonra peş peşe istifalar geldi. Ve Temmuz başında Boris Johnson'ın istifa ettiğini biliyoruz. Daha sonra liderlik yarışı başladı. Tekrar muhafazakar partide ve bu sefer Liz Truss seçildi. Kazandı, geldi. Fakat o da sadece 44 gün dayanabildi. Evet. Hatta tabloid gazetede Star'ın yapmış olduğu, açmış olduğu bir canlı yayın vardı. Bir marul koydular bir tarafa, bir tarafa Listras'ın portresini koydular. Hangisi daha uzun dayanır diye. gerçekten sadece 44 gün, bir buçuk aylık bir sürede en kısa süreli İngiltere tarihinde en kısa süreli başbakanlığı yapmış oldu Listras. E, Listras'ın da istifası tabii bu vergileri düşürmek için bir plan hazırladılar. E, vergileri düşürmek istediler, piyasayı canlandırmak istediler. Amerika'dan Biden dahi normalde çok e, hani e, yaptıkları bir şey değil eleştirmezler ama e, IMF, Biden e, onlar da eleştirdiler e, bu yapılan e, planı. E, bunun sonucunda bir de İçişleri Bakanlığı'nın hani bir e, kişisel mailinden paylaştığı bir belge vardı. Bunun üzerine istifalar başladı ve listras da daha fazla dayanamadı. O da istifasını sundu. Evet. Ee, yeniden ikinci bir başbakanlık yarışı başladı ve tabii ki parti liderliği... Bu sefer Rishi Sunak isimli, işte Hint asıllı bir İngiliz milyoneri, bir iş adamı, şey kayınpederi iş adamıydı. Pardon, evet. düzeltiyorum. Çok zenginler, 730 milyon Sterling. sterlinlik bir servete sahipler. Hatta Kral Charles ve eşinin ortak servetinden daha fazla bir zenginlik bu. Değişik tabii çünkü ilk defa bir Hindistan asıllı azınlık olarak görülen bir kişi İngiltere tarihinde başbakan oldu. Peki. O devam edebilecek mi? Ömrüne kadar uzun? Çünkü aynı şeyleri onun için de söylüyorlar. O da sürdüremez diye düşünülüyor. E, bu demokrasinin beşiği parlamenter sistemin başladığı İngiltere'de sistemin çalışmadığı görülüyor. Böyle eleştiriler de var. E, İngiltere'de neler oluyor? Neden bu sıkıntıları yaşıyorlar? Başkanlık sistemi orada da konuşulur mu? Yani aslında tabii bir şey, burada... 2016'daki Brexit sürecine bakmak lazım. Anlaşılan o ki Brexit sonrası ile ilgili İngiliz siyasetinin hiçbir fikri yokmuş. Yani Hı -hı. ne yapacaklarına yönelik, yani AB'den ayrıldıktan sonra ne yapacağına yönelik o zaman işte Brexit'in en güçlü savunucularından Boris Johnson'ın ya da muhafazakar partinin ellerinde bir oyun planı olmadığını Hı -hı. görüyoruz ki Hı -hı. 2019'da ezici bir çoğunlukla iktidara gelmelerine rağmen Bugüne kadar işte dikiş tutturamadılar ve sürekli bir başbakanlık değişimi, liderlik kavgası parti içerisinde, yani parti e, muhafazakar partinin içerisinde de bir e, oydaşma yok, oyla, e, bir ortak iradenin olmadığı e, gözüküyor. E, ya ideolojik bir işbirliği yok yani değil mi? Bir, mesela e, Muhafazakar parti şey görüyoruz. Progresifler, muha, muhafazakarlar, işte milliyetçiler, küreselciler küresalciler. Evet, işte Brexit karşıtları. Brexit karşıtları, eee Brexitçiler. Evet. Yani orada da bir birlik olmadığı için bir dikiş tutmuyor. Kesinlikle. Ve e, şöyle bir şey var. Aslında çok da dünyanın da çok büyük bir e, ne derler Ekonomik, siyasi ve sosyal olarak bir krizler dönemine girdiği süreçte böyle bir şeyle karşılaşması İngiltere'nin belki işte Kadir de bahseder yani o İngiltere ile çok söylenen işte her şeyi yöneten imajının da bir nevi yerli bir olduğu bir süreçten hmm. aslında biz geçiyoruz. Böyle de bir görüntü var aslında tüm Avrupa için söylenebilecek bir durum bu. Şimdi İngiltere üzerinde biz bu olayı yaşıyoruz. Şimdi Boris Johnson, Truss, Rishi Sunak e, hepsi aslında e, muhafazakar parti içerisinde siyasetlerini geliştiren ve senin de belirttiğin gibi mesela Lestrasse ilk başladığında muhafazakar parti içerisinde ya yani daha doğrusu siyaseti başladığında işte videoları çıkmıştı. Kraliçeyi falan eleştiren, monarşiyi hmm. eleştiren, monarşinin aslında ül ülkenin geleceğinde olmadığını söyleyen birisi ama kaderin cilvesi Kraliçe 2. Elizabeth'in elinden son başbakanlığı alan isim kendisi oldu. Ve Kral 3. Oh. da o başbakanlığı evet. devretti. Böyle bir e, ne derler, sim, sembolik aslında geçiş evet. dönemini de e, ihtiva eden bir şeydi. Sen işte Daily Star'dan bahsettin mesela. Daily Star e, şimdiki Rishi Sunak için e, Ekim ayının e, başbakanı diye bir e, manşetle çıktı sonrasında. <laughs> bir aylık yani. Yani böyle bir İngiltere'de bir... E, ya İngiltere'de aslında futbol haricinde hiçbir şey iyiye gitmiyor şu an. Hmm. Baktığımız zaman e, işte futbolda zaten Amerikalılar bayağı bir yatırım yapıyor. Orada da bir desteği var. E, bunun haricinde e, şimdi Rüşüt Hınak e, dün kabinesi açıklandı. O kabineye baktığımızda hem Johnson kabinesinden hem Trans kabinesinden isimlerin olduğunu görüyoruz. Mesela Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı değişmedi. Orada bir hem süreklilik hem de bir denge arayışı hmm. olduğunu hmm. görüyoruz. Çünkü... E, bu Listeras'ın istifa sürecine yeniden aklımıza gidecek olursak İngiliz medyasında e, eğer Johnson ve Rishi Sunak yarışır, yarışacak olursa partinin ikiye bölünme ve sonrasında artık erime sürecine girebileceğine yönelik e, haberler de yapılıyordu. Biraz da ben Johnson'ın yarışmamasının esas sebeplerinden birisini olarak bunu görüyorum. Yani Boris Johnson e, muhafazakar partiyi sona erdiren isim olmamak için hmm. bence yarışı, yarıştan çekilerek Rishi Sunak'a aslında bir e, kucağına da bir bomba bırakmış evet. oldu. Çünkü şu an İngiltere'nin e, hem ekonomisine baktığımızda hem de e, siyasetindeki gelişmelere baktığımızda e, Ukrayna haricinde e, böyle adım akıllı bir e, siyaset e, verisinin elimizde olmadığını görüyoruz. E, yani Marul Cumhuriyeti'ne mi döndü? <laughs> şey vardı işte ekonomiste e, Betül de paylaşmış onu. E, Britali diye. Hıh. Hmm. Yani İtalya ile in, İngiliz Kapat. siyasetinin böyle e, o kaosunu belirten çünkü şimdi e, biraz sonra belki biraz İtalya'dan da bahsedeceğiz. İtalya'da 2008'den sonra ilk kez bir seçimle başbakan seçtiler. tek Teknokrat evet. hükümetler dışında ve sürekli değişen bir hükümetler vardı. Zaten İtalyan ekonomisinin durumu ortada. Her ne kadar e, AB'yi kuran 6 ülkeden birisi olsun da şu an e, büyük bir darboğazda var ekonomik anlamda da. İngiliz ekonomisi ile ilgili işte geçtiğimiz seni hatırlayalım bu e, tedarik zincirinin kırılmasıyla bir beraber işte kamyon şoförü dahi bulamayacak duruma gelmişlerdi yani öyle bir İngiltere'den bahsediyoruz ve bu İngiltere aynı zamanda belki Kadir de bahseder şimdi e, Amerika'nın Çin'e karşı birlikte yolda yürümeyi seçtiği önemli partner Aynen. şu durumda işte ulusal güvenlik belgesi açıklandı orada işte bahsedilen AUKUS mesela, Hı. İngiltere ile ABD'nin oluşturduğu bir şeydi. Ve ama şimdi bir taraf e, Topalördek konumunda burada, e, ABD siyasetinde ne olacağı Kasım ayında biraz ortaya çıkacak ara seçimlerle ara beraber. Seçimler. Ya anglo sakson dünyasında böyle bir siyasi krizlerin peş peşe geldiği bir dönemden geçiyoruz. Ve resim Sunak ne kadar bunu kaldırabilecek? Ee, açıkçası çok e, emin değilim. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam 2025'te genel seçimlerin yapılması bekleniyor ama oraya kadar partiye götürebilecek mi? Parti içerisinde e, Boris Johnson'ın hamleleri ne olacak? Dediğim gibi yani Sunan kucağına büyük bir bomba bıraktı ve şu an bence büyük bir keyifli onu izleyecek. Ve içeride kendi adamları da var Johnson'ın. Zaten aslında... İngiltere'deki bu siyasi krizin bir şeyi, e, Muhafazakar Parti içindeki krizler Hı. ve aslında belli ekipler birbirlerine böyle darbeler indirerek kendi başbakanlarını seçtirmek e, için çalıştılar ve sonuçta işte Rishi Sunak da geldi. Evet. Boris Johnson'ın ayağını kaydıran kişi de Rishi Sunak kendisiydi. Liz sırasında e, vergi List sırasında. E, indirimini zaten şiddetle eleştiren evet, he, birisiydi. Aynen. Burada ee, ben Kadire Bar kimse o Peki arada bir soru daha ettim. Sistem değişikliğine giderler mi yani bu böyle giderse bu süreç? Ya Çünkü çok... herkes şu anda onu konuşuyor. Yani parlamenter sistem çalışmaz hale geldi İngiltere'de. E şöyle şey bakmak lazım aslında yani ben bir sistem değişikliği olacağını düşünmüyorum ama her an bir erken seçime gidebilir hmm. e, İngiltere ve orada şimdi son anketlere baktığımız zaman e, işçi Partisi'nin çok büyük bir farklı evet, önde %50 olduğunu, %50'nin geçmiş. Hmm. Tabi İşçi Partisi'nin ne vereceği de belli değil şu an. Yani İşçi Partisi tam önde ama İşçi Partisi'nden ne çıkacağını da çok bilmiyoruz. Orada da güçlü bir lider yok. Yani şu an mevcut liderin biz dünya meseleleriyle ilgili ne söylediğini çok bilmiyoruz. Böyle bir İngiltere'ye kaotik bir İngiliz siyasetiyle karşı karşıya. Yani en büyük şanssızlığı da belki İngiltere'yi 70 yıldır taşıyan Kraliçe'nin e, zamansız ölümü diyeceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi yıktı <laughs> şey ama list Yani duramadı çok. Biraz şey çünkü şimdi baktığımız zaman biraz komplovari olacak ama yani kraliçenin gitmesiyle birlikte İngiltere'nin üzerinde o tüm yaldızlar dökülmeye başlandı evet. ve hem Charles'ın ne yapacağı belli değil. O annesinden aldığı sembolik e, görevi sürdürebilecek mi? O belli değil. Öte yandan işte İngiliz siyasetinin hali ortada. Biraz e, Böyle üst, üst üste krizlerin geldiği bir İngiltere profiliyle karşı karşıyayız. Evet. ABD açısından nasıl okuruz Kadir Bey? Şimdi ABD'nin e, İngiltere ile özel ilişki olarak tanımlanan e, bir ilişkisi var. Avustralya Hı -hı. da buna dahil. Ee, Sen'in bahsettiği AUKUS ittifakı Çin'e karşı e, cephe oluşturma politikasının Hı -hı. önemli bir parçası. İngiltere özellikle savunma güvenlik konularında belki yeni hükümette o bakanların değişmemesinin ana sebebi de o zaten. Hmm. Dış politikada sürekli Amerika'yla e, evet. neredeyse %100 aynı sayfada giden. Bunu Irak savaşlarında da gördük evet. geçmişte. Böyle bir politikası var. Dolayısıyla dış politikanın güvenlik, askeri operasyon tarafında İngiltere Amerika ile birlikte yürümeye devam eder. Bu hmm. çok yakın zamanda değişebilecek bir şey değil bence. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bir dönemde e, bunu e, Boris Johnson e, adeta yeni bir Churchill gibi davranmaya çalıştı aslında bu evet. konuda. Hmm. E, bazı İngiliz arkadaşlara konuştuğumuz zaman ya şov yapıyor falan diyorlardı. Hmm. E, yani o Churchill'in stratejik dehası <laughs> işte veya ısrarı Amerika ile kurduğu ittifak falan bu. E, o seviyede görmüyor. Hmm. Görmeyenler vardı. Çoğunluktaydı diyelim hadi. Eee hmm. küçümsüyorlardı o. Ama Boris Johnson Rusya'ya karşı işte her her tür şeyi yaparak onun üzerinden bir siyaset üretmeye çalıştı ama hatırlarsanız pandemi döneminde de Boris Johnson e, işte tartışmalı bir liderdi. Evet. Hem hani karikatürize edilen ama bir yandan da birçok konuda tartışmalı popülist hmm. e, politikaları benimseyen bir liderdi ama şeye katılıyorum hani o Brexit'in mirasının Brexit sonrası yaşanan e, işte <laughs> boşluk, boşluğun e, o süreci adapte olma sürecinin uzaması. Hmm. Avrupa ile hatırlarsanız defalarca anlaşma er, yani Brexit olacak mı olmayacak mı diye kaç sene ne evet, konuştuk. E, son anda vazgeçecekler mi falan diye. Dolayısıyla yani orada böyle ee, ne diyoruz Ayran gönüllü yani. <laughs> böyle bir e, çıkış oldu Avrupa'dan yani. sanki e, Avrupa ile ilişkilerini daha düzene koyamadan pandemi e, Evet onu onun sanki. onu atlatamadan da bir Ukrayna Savaşı Dolayısıyla evet. Amerika'da gelmiş diyor ki hep birlikte hareket edelim Rusya'ya karşı hareket edelim ya biz hani bu Avrupa'dan hani mesafe koyduk çıktık birçok şeyi henüz halledemedik Hı. ama şimdi Aynen, evet. Rusya'ya karşı ortak bir cephe. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı Avrupa'nın geneline şunu hatırlattı. Yani klasik tehditler, klasik savaşlar bir yere gitmedi. Ee, Rusya'nın hibrit savaşları üzerinden de Avrupa'nın iç siyasetine müdahalesi çok ciddi sonuçlar da evet. oldu. Brexit de buna dahil diğer ülkelerde. Ve e, Avrupa yeniden bir adeta sarsıldı. Yani Avrupa evet. kendisini güvenliği ne yapacağız? Dış politikamız nasıl olacak? Nasıl koordine edeceğiz? En son Prag'da yapılan toplantı bunun bir örneği. Yani Hı. Avrupa Birliği dışında kaç ülke vardı? Totalde 50'ye yakın ülke vardı galiba. 44 ülke vardı. 44 ülke. Yani 27 AB üyesi oldu. 27, 10, 17, 18, Tane, Bunun az. Azerbaycan da Türkiye, vardı, İngiltere de, da vardı. Türkiye, Gürcistan. Yani Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın dış politikasını sadece Avrupa üzerinden halledemeyeceğinin farkında, farkında artık Avrupa. Ha buna çare üretmeye çalışıyor ama sizin bahsettiğiniz başlangıçta onun liderliğini kim yapacak? Fransa mı yapacak? Rus e, Almanya mı yapacak falan ona belki gelebiliriz ama Amerika açısından e, Biden yönetiminin eee eleştirisinin bir şeyi şöyle Amerika'da Cumhuriyetçiler Trump zamanında çok büyük bir vergi indirimine gitti. Evet. Ve bunu böyle bu, zenginleri, şirketleri, büyük şirketleri memnun eden e, bir yere gittiler. Biden'ın ajandasında hani orta sınıfın güçlendirilmesi var. Hmm. Zenginlerin vergilendirilmesi daha fazla. O tür hmm. yasalar geçirdi Biden. O yüzden o eleştiri biraz e, Biden'ın kendi iç, siyasi İş kay edildi. iç siyasetiyle ilgili, dış hmm. politikayla ilgili bir eleştiri değildi evet. tabii o. Ee, ama tabii yani Amerikan başkanından bu konuda eleştiri aldığın zaman bir anlamı var İngiltere evet. gibi şey işte yani, Bir de şey işte yani şeyin Biden'ın bir de İrlanda kökenleri var. Biraz tabi Şeyi var yani hmm. o Defalarca şey var. İngiltere hani İngiltere çok hani Amerikan siyasetinde Avrupa'daki en önemli müttefi ama hani Biden'ın da özel bir şeyi var evet. tabii ki. Hı, hı İngiltere karşı. O yüzden biraz hani senin dediğin gibi hani üzerindeki pullar döküldü vesaire ama bu şu değil tabi hani Avrupa'da, Orta Doğu'da bizim bölgemizde de çok fazla artık e, istikrarsızlık herkes bir şekilde kendini konumlandırmaya güvenliğini garanti altına almaya çalışıyor, başka ülkelerle ilişki geliştirmeye çalışıyor ve artık e, siyasetçilerin de temposuna yetişemediği bir e, meydan, okumalar tabii, meydan okumalar zinciri bu, sürekli ekonomik güvenlik, e, enflasyon var, tedarik zinciri problemleri var. Dolayısıyla bu herhangi bir ülkenin kolaylıkla üstesinden gelebileceği işler değil. Hı hı. E, bu total hani küresel, bölgesel meydan okumalar karşısında İngiltere'nin de Amerika'nın da herkesin zorlandığını görüyoruz. O yüzden o hani e, Avrupa'da Amerika e, birlikte olalım ve Rusya'ya karşı birlikte hareket edelim. Çin'e karşı birlikte hareket edelim bu hani kağıt üzerinde iyi bir ideal de bunu e, oluşturmakta açıkçası zorlanıyorlar. Bunu Çin Açıkça meselesinde zor. de şey yapacağız ve İngiltere gibi öz, e, güçlü bir e, müttefikin Amerika açısından bu sorunları yaşaması ciddi bir handikap. Yani Putin'in durduğu yerden baktığınız zaman evet yani bakın. O kadar gözümüzde korkutulacak ülkeler değil değil şeyi e, güç kazanıyor biraz. Evet e, işte o birlikte olma e, Avrupa'nın yeniden hep yani birlikte karşı koyalım. Birlikte daha güçlüyüz e, düşüncesinden hareketle Almanya ve Fransa arasında yaşanan son gerilime geçmek istiyorum. Hı hı. E, tabii Rusya-Ukrayna savaşı çok olumsuz etkiledi. Özellikle doğalgazı gazı. E, yüksek oranda Rusya'dan e, alan Almanya için e, çünkü sürekli doğalgazı silah olarak kullanan bir Putin var karşımızda ve e, kara kış yaklaştı geldi bile sürekli çareler arıyorlar. İşte Alman e, Şansölyesi Scholz en son Suudi Arabistan'a ve Katar'a bir ziyaret e, gerçekleştirdi çünkü artık alternatiflerini çoğaltmaya çalışıyor o da bir yandan da tasarruf tedbirlerine de gidiyorlar. İşte duyduğumuz değişik tasarruf modelleri var. Hatta geçen viral oldu sosyal medyada hani Putinle konuş döner yine 8 Euro 4 Euro olsun 8 Euro'yu çıktı diye Putinle konuş daş seslenen bir vatandaş duymuştuk. Yani hayatta pahalandı Almanya'da aynı zamanda Sıkıntılar var ve bir yardım paketi çıkarttı Scholz hükümeti. 200 milyar euroluk bir yardım paketi. Bu paketle tüketicilerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmaya başa çıkmayı planlıyorlar. Fakat bu yardım paketi AB ülkeleri tarafından da tepkiyle karşılandı. En büyük tepki de Fransa'dan geldi. Macron'dan. Dedi ki bu hükümetin destek planı Avrupa Birliği'nde bozulmalara yol açar. dedi. Aslında Hatta şöyle ekledi Tutar, tutarlı bir yaklaşım istiyorsak benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir dedi. Yani hani bize danışmadan hareket ediyorsun diye herhalde bir rahatsızlık var Fransa'da. Bir de şey de var tabi bu ABD silahlarını seçmesi Almanya'nın Avrupa Birliği değil ama ABD silahlarını. Böyle bir gerilim var iki ülke arasında. Fakat Almanya'da bu eleştirilere şöyle cevap veriyor. Biz yani ekonomiyi lokomotif ülkesiyiz. Hani güçlü bir ekonomi, güçlü bir Almanya, güçlü bir AB demek. Yani o yüzden biz bunları yapacağız. Biz bu lokom yani bu treni biz e, götüreceğiz. Bizim güçlü olmamız lazım diye e, ve biz bencil değiliz şeklinde açıklaması oldu. Bu sırada Almanya'nın en büyük şebeke işletme şirketi Amprio'nun CTO'su da bir açıklama yaptı. Elektrik e, konusunda ihracatın kesilebileceğini böyle bir ihtimalden söz etti yani diğer AB ülkelerine. Yükselen bir gerilim var. E, özellikle yani eski en yakın müttefik diyebiliriz. Yani Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkeleri Almanya ve Fransa ile ve enerji ve savunma başlıkları. E, e, karşı karşıya getiriyor iki ülkeyi. Macron'un işaret ettiği parçalanmaya, bozulmaya gider mi bu süreç? Yani AB, Avrupa Birliği'nin sonunu getirir mi? Gerçi şimdi mesela İngiltere çıktı AB Birliği'nden onu konuştuk. Bir sıkıntı var. Hani bu özellikle e, düşündürür mü böyle bir şey yoksa kaçınırlar mı? Ya şöyle bir şey var yine aslında Brexit'e bağlayabiliriz bunu. Şimdi İngiltere'nin Brexit süreciyle A, hmm. AB'den ayrılması oradaki güç dengelerinin yeniden e, hesaplanması sonucunu birlikte getirdi. Hmm. E, şimdi İngiltere varken 3 tane büyük güç hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda bir nevi AB'nin lokomotifliğini yürütüyor. Her ne kadar AB İngiltere biraz kendini dışarıda tutsa da yine orada belirleyici denge, denge kuran güçlerden birisiydi. Hmm. Şimdi İngiltere'nin çıkmasıyla beraber bir kez daha Fransa ile Almanya baş başa kaldılar. Hmm. E, bu AB içerisinde ve sonrasında Merkel'in de koltuğunu terk etmesiyle ki e, AB içerisinde e, önemli tecrübeye sahip ve uzun süreli liderlik yapan birisiydi Merkel. Ve aslında şey deniyordu. Perde arkasında AB'yi yöneten ve işte işleri evet. çekip çeviren, çeviren birisi. Bir lider profili vardı. Her ne kadar e, ekranlar önünde ya da kameralar önünde o güçlü liderliğini çok e, hissetmesek de perde arkasında lider e, Merkel'in aslında AB'nin bugüne gelmesindeki en güçlü bir rolü olduğu söyleniyordu. Ve şöyle bir şey var, şimdi biraz önce Kadir bahsetti, konforun bozulması. Hı. Şimdi konfor nasıl bozuldu? Bunu aslında şey Borel çok iyi anlattı bize geçtiğimiz Hı. günlerdeki yaptığı konuşmasında. İşte biz enerjiyi, ucuz enerjiyi Rusya'dan alıyorduk. Onun dışında Çin'le kurduğumuz bağlantılar dolayısıyla, ucu orada üretip malları ucuza üretip burada tüketebiliyorduk. İkinci üçüncü AB ABD'nin bize işte soğuk savaştan bugüne kadar sağladığı güvenlik şemsiyesiyle hmm. üçlü bir saç ayağı vardı ve bu saç ayağı evet. üzerinde ABD'nin o bugüne kadar getirdiği o refah bölgesi, zenginlikler hmm. bölgesi olarak okuyabileceğimiz ve işte düzenin bir şekilde bugüne kadar getirildiği, standartların belli olduğu <laughs> yaşam şeyi ne derler? Ekonomik refahın getirdiğiyle bir yaşam standartının sağlandığı zaten savunma harcamalarına para ayırmadıkları için bunu ülke vatandaşlarına bölüştürülebildiği bir <laughs> Avrupa'dan bahsediyorduk. Hem işte şeyle beraber pandemi sonrasında da Ukrayna Savaşı ile beraber aslında bu üçünün de e, olmadığı ya da olmayabileceği bir gelecekle karşı karşıya kaldı hı hı. Avrupa Birliği ve aslında bir anda şey e, bunu bir anda karşısında buldu yani böyle bir alışmaz dönemleri bile olmadı hı hı. baktığımız zaman. Şimdi mesela Almanya'nın en büyük sorununu çektiği şey e, Merkel döneminde öyle bir e, işleyiş kurulmuş ki e, Rusya'dan ucuza enerji alıyorsun, bununla kendi sanayini besliyorsun ve ucuza ürettiği mallarla, kaliteli mallarla ihracatını İhracat. e, geliştirerek e, bir ekonomik refah üretiyorsun evet. içeride. Ve bu refah da senin de belirttiğin gibi diğer Avrupa ülkelerinde de e, hissediliyordu. Yani oraya da evet. paylaştırılabiliyordu. Şimdi bu olmayınca bir anda herkes paylaşım mücadelesine girmiş oldu. Şimdi burada bir ekonomik paylaşım mücadelesi var. Bir de siyasi paylaşım mücadelesi var. O da ne? işte biraz önce bahsettiğimiz Merkel'in e, Almanya Başbakanlığının ayrılmasıyla bir nevi e, Macron dedi ki alan bana kaldı. Şu Scholz'a bakıyor, hmm. diğer işte Almanya'daki hükümetin paydaşlarına bakıyor ve bunların aslında e, kendi liderliğiyle yarışamayacak, çapta olduklarını büyük ihtimalle düşünüyordu ve e, liderliği e, ben götürürüm evet, diyordu. Liderliği ben götürürüm. Biraz da işte bu ABD'den daha özel bir e, savunma ve siyasi yapı kurma hayali var. Zaten Fransızların hı hı. bu oldum olası hayalidir. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. E, ancak şimdi hem e, işte pandemiden bahsettik hem de Ukrayna Savaşı özellikle e, Kadir'in de bahsettiği gibi o güvenlik e, ihtiyacının ne kadar e, hayati olduğunu bir kez daha hissettirdi e, Avrupa hı hı. E, kıtasına. Özellikle kıta Avrupa'sına. Tabii e, İngiltere gibi bir askeri gücün oradan ayrılmasıyla Fransa'nın ee, aslında şeye e, Rusya'ya karşı dengeleyici bir güç olamayıcı da ortaya çıkınca e, biz bir şeyi gördük. Neyi gördük? E, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinin bir anda e, şeylerini tercihlerini ABD'den yana yapmaya ve özellikle İngiltere ve hmm. ABD aksından yana yapmaya başladıklarını gördük. Bu da o içerideki hassas dengeyi e, şey yaptı, e, bir nevi parçaladı. Ve sonucunda biz işte bugün e, gördüğümüz e, o Almanya ve Fransa arasındaki kavgayla Karşı karşıya kaldık. Hı hı. Şimdi daha önce ne vardı pandemi döneminde? Bu İspanya ve İtalya'nın e, kuzeydeki ülkelerden şikayeti vardı. Biz bu kadar acı çekiyoruz ama siz bize hala ekonomik yapmak yardım yapmaktan imtina ediyorsunuz. İşte aşıları bile paylaşmıyorsunuz. Hı hı. Diğer tarafta e, Ukrayna ile beraber Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri de bizim Rusya'ya karşı çok büyük bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayız. Ancak siz hala gidip Putin'le oturup masaya... Ee, onunla anlaşmanın yollarını evet. arıyorsunuz. Halbuki biz e, işte bizden Ukrayna'dan sonra sıra bize gelecek. Yani Polonya ve Baltık ülkelerinin söylediği buydu. Hı -hı. Ve Bunun karşısında onlar da bu sefer ki bunlar aslında Polonya ve diğer ülkeler aynı zamanda AB üyesi ülkeler ancak güvenliklerini e, Fransa ve Almanya tarafından sağlanmayacağını düşündükleri için bu sefer e, Washington'dan yana tercihlerini kullandılar. Böylece aslında o Fransa'nın ve Macron'un hayal ettiği ABD'ye karşı daha dengeli bir güç oluşturan e, AB hülyası da bir nevi e, çökmüş. çökmüş oldu. Ve sonucunda senin de bahsettiğin gibi Almanya'nın da burada tercihini e, özellikle işte Ukrayna Savaşı ile beraber savunma bütçesini 100 milyar euroya çıkartıp sonrasında F-35'leri ve ardından bu e, Avrupa Hava Savunma Sistemi'nde de 14 NATO ül üyesi ülke ile birlikte İsrail ve ABD savunma sistemlerini tercih etmesi ee, bir anda e, Fransa'da e, Berlin'e karşı çok büyük bir tepkiye neden oldu. Ve e, hemen işte bu yapılacak ortak e, hükümetler arası toplantı iptal edildi. Hı hı. E, ertelendi başka Ertelendi. Yani. Ocak ayında ertelendi. Hı hı. Aslında o çok büyük anlaşmazlıkların ortada olduğunu da bir göstergesiydi. E, böylece karşımızda çok darmadağınık bir evet. AB fotoğrafıyla da karşı karşıya kaldık. E, ben şimdi burada ses keseyim. Kadir belki şey var devam eder. E, tabii ee, senin bahsettiğin şeyler bana hemen Trump'ı hatırlattı. Şimdi bu Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili, birlikteliğiyle ilgili e, bir ya ne oluyoruz şeklinde kendini sorgulaması aslında Trump döneminde başladı. Trump'ın hmm. evet. e, Amerika'yı NATO'dan çekmeyi falan e, telaffuz ettiği kapalı evet. kapılar arkasında medyaya yansımıştı. E, o süreçte Avrupa... E, ya Merkel bunu yani evet, söyledi. Hani şu, bu Amerika'ya bu kadar güven olmaz Biz kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Bununla ilgili biraz hmm. kafa yormaya başlamıştı aslında Avrupa. Ee, Trump sonrası Biden hayır her şey eskisi gibi olacak ama siz hani yeniden biz NATO'ya e, şeyiz bağlılığımızı <gülüyor> tekrar <gülüyor> şey <gülüyor> yapıyoruz. Hmm. Bizimle Çin'e karşı birlikte olun. Avrupa bu sefer biraz e, işte geri adım at, atma değil de hani daha biraz dikkatli davrandı. Bir dakika dedi hani Çin'le yeni bir soğuk savaş başlatmayın. Evet. Biz bunun parçası olmak istemiyoruz. Ama hani ileri teknolojilerin adaptasyonu 5G'dir vesaire. Hmm. Bunlar da Çin'den biraz e, daha uzaklaşabiliriz. Eyvallah. Ama bizimle hani Çin'e karşı bir savaşa girmemizi istemeyin. Şimdi hmm. Scholz da sanıyorum yakında Çin'e evet, e, seyahat yapacak. Evet. E, Şimdi bu Ukrayna Savaşı ile birlikte evet bu güvenlik mimarisi olduğu gibi kalmayacak. Biz bunu tekrar şey yapalım. Orada işte Finlandiya ve İsveç'in İsveç şey yapması, NATO'ya girme talebi, Polonya'nın sabah akşam bas bas evet. bağırması hani Rusya'ya karşı. Orada da Almanya'nın da artık güvenlikte de daha fazla e, söz söyleme ihtiyacının doğduğunu gördük. Yani e, Brexit e, işte göç göç meselesinin ortaya çıkardığı bir şeydi, evet. Avrupa'nın e, kendi içerisindeki bir şey gibi gözüküyordu ama ondan sonra bu e, Avrupa fikrinin e, özellikle güvenlik boyutunun tamamen hani Amerika'ya evet. havale edilmiş olduğunu gördük. Trump'la bu çok ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle de artık bu işin böyle gitmeyeceği ve yeni bir mimari oluşturmak gerektiği. Ee, şimdi bu mimari oluşturulurken Fransa bir iki noktada hatırlar, hatırlarsanız AUKUS, işte, Avustralya, hı hı. ABD. İngiltere bir araya gelip Çin'e karşı bir şey oluşturduğunda orada e, bir Fransa'nın bir projesi. E, hı hı. Denizaltısı. Hı hı. Denizaltı projesini iptal etmişti Avustralya. Bilmem kaç milyar dolarlık hı hı. bir şeydi. Fransa orada bir tepki gösterdi Amerika'ya. Çok sert bir tepki gösterdi. Evet, büyük elçiyi çekti. Ee, yani. Büyük Büyükelçiyi çekti. Ondan sonra şimdi de Almanya'nın yaptığı hani 200 milyar dolar sen Almanya içerisinde enerji fiyatlarını ucuzlatıyorsun da iyi de yani Avrupa'nın Avrupa genelinin de. bir sorunu bu. Evet. Yani hani birlikte hareket edecektik falan diye bir. Şimdi birkaç yıl içinde Fransa'nın hemen... Amerika'dan hem Almanya'dan ciddi şikayetçi olduğu bir hmm. şeye gidiyoruz. Bu kırılmaya gider mi ondan emin değilim. Çünkü bu bir sonuçta Avrupa Birliği bir açık bir ekonomik pazar ve en güçlü tarafı bu zaten. Orayı evet. bırakacaklarını zannetmiyorum. Ama bu yeniden sorgulamanın şimdi Prag'da yapılan toplantı 44 ülke Macron şunun farkında yani Avrupa'nın güvenliğini sadece Avrupa sağlayamaz. Da başka ülkelerle angaj olmak zorundayız. Bunu hem göçmenlikte hem Rusya'nın Ukrayna işgalinde gördük. Enerji krizinde görüyoruz. Tedarik zinciri zorluklarında görüyoruz. Yani bunu kendi başımıza yapamayız. Bir yer bunun farkında olması Almanya ile aynı sayfada olduğu anlamına gelmiyor benim evet. anladığım hmm. kadarıyla. Almanya biraz daha farklı. Yani hatırlayın Rusya'ya başlangıçta bu işin başında o kadar sert tepki göstermediler. <laughs> biraz zaman aldı o Avrupa şey Amerika'nın özellikle çok bastırmasıyla evet. şey oldu bu şey yani ee, meşhur Beyaz Saray'da showsla beraber evet yani, yani hatırlasan o neredeyse orada, gibiydi yani evet, orada abinin... Shows orada kendini bağlayacak hiçbir söz vermedi yani evet. kaçındı bundan bir aş, bir süreç şey oldu ondan sonra Amerika Avrupayı Çin'e karşı ee, yeni bir soğuk savaş başlatmayacağı konusunda e, tatmin etme yoluna gitti. E, ee, Şi ile görüştü biliyorsunuz Biden ve Şi'ye bak Rusya'nın tarafına geçersen Rusya'ya destek verirsen bunun maliyeti olur diye bir hani üstü kapalı üstü açık diyelim bir tehditte bulundu. Çin de o konuda çok dikkatli çünkü Çin eskiden beri hani bu sınırlar diğer ülkelerin iç işlerine müdahale Bunlar da hassas. Çünkü kendisinin Hı -hı. Uygur meselesi var. Evet, Bir Tayvan'da. yandan da Tayvan meselesi var. Bunlarda Batı'nın müdahalesini istemiyor. Evet. Ee, Rusya'ya karşı dikkatli oluyor. Rusya zayıflaması biraz işine de geliyor. Ee, ama Amerika'nın da e, hani tamamen e, olayı yönetmesine itirazları var. She artık koltuğunu da iyice perçinledi, Sağlam. sağlamlaştırdı. Dolayısıyla Almanya'da biraz daha farklı bir şey seziyorum ben. Yani Almanya, bak Çin'le savaş etmeyelim ve angaje olalım şeklinde evet. bir şey var. Dolayısıyla temelde sorun aynı ama sanıyorum Almanya ve Fransa bunu nasıl çözecekleri e, üzerinde tam anlaşamıyorlar. Bu bir çatışma olmayabilir. Yani Hı -hı. stil farkı olabilir. Biraz hani. Bölgesel olarak daha Avrupayı geniş düşünelim diyen bir Macron var. Onun dışında hani Almanya'nın klasik motorluğunun devam etmesini isteyen belki bir Scholz var. Hı hı. Bu çelişki bir çatışmaya dönüp Avrupa Birliği'nin sonunu getirebilir mi? Ondan emin değilim. Ben kolaylıkla vazge vazgeçtiklerini düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Çok önemli bir ekonomik güç. Ya ee, orada zaten şey, Scholz'un bir açıklaması hı hı. vardı son olarak. Sanki biraz da çıkıştan önce son teklif gibi. Yani şey diyor diyor orada şu olsun. 36 üyeye çıkartalım AB'yi. Hmm. Bu e, yani oy birliğiyle kararları alınma sürecini de nitelikte çoğunlukla alalım ki biraz Siyasi daha esnek reform. bir yapı. Evet. Esnek bir yapıya kavuşturalım AB'yi. Çünkü şimdi ne, ne gördük biz bu AB, Ukrayna Savaşı'ndan sonra? Bazı ülkeler, mesela bazı politikalara katılmak istemiyorlar. Mesela Macaristan gibi ülkeler ya da hmm. İtalya gibi ülkeler enerji politikalarında daha esnek davranım, davranmak istiyorlar. Hmm. Ee, farklı öncelikleri var bu konularda. Ne bileyim işte pandemi döneminde ekonomiyle ilgili benzer bir şey vardı, şikayetler vardı. İşte mesela Hollanda, e, İtalya gibi ülkeler daha fazla ekonomik yardım yapılmasını istemiyordu o dönemde ve o yüzden bayağı bir problem çıkmıştı. Bu tür karar alma süreçlerin ya da ne bileyim e, bu üye yapılacak ülkelerle ilgili aday ülkelerle ilgili süreçlerin daha böyle hızlandırılması, hmm. biraz daha gevşek tutulması. Şimdi Türkiye ile ilgili süreçlerde mesela e, Güney Kıbrıs e, tek başına sorun çıkartabiliyor. E, evet. çünkü ve oy birliğiyle alınması gerekiyor her kararın e, bu müzakere süreçlerinde ve Güney Kıbrıs o, onay vermeyince Türkiye gibi oldukça sızıcık bir e, ülke ile ilişkilerinizi e, kopma noktasına getirebiliyorsunuz e, çünkü oradan baktığınız zaman şimdi zaten boşuna değil o pratik süreçte hemen getiren hem de Türkiye'nin oraya davet edilmesi aslında Kadir'in belirttiği kriterlerin e, sağlayacak iki ülke burası bir güvenlik var diğer tarafta işte Türkiye kısmında hem tedarik ile ilgili bölüm var hem enerji e, alternatif enerji rotoları ile ilgili olarak. Türkiye'nin bir zaten belli bir jeopolitik konumu var. Ee, orada o coğrafya işte o coğrafyayı Fransa'nın daha iyi okuması diyebileceğimiz zaten bir Akdeniz ülkesi olmasından nedeniyle daha da böyle ilişkiye daha açık bir taraf. Ee, bu çerçevede e, Kadir'in de belirttiği gibi yani bu yaklaşım farklılıklarından dolayı e, işte şey diyor Macron biz AB'yi genişletmeyelim, çevremizi genişletelim daha fazla ortakla tam dahil etme olmasına bile ee, şeyin şozun önerisi ise daha abi daha geniş bir AB ama e, iş bir şeyini karar alma süreçlerinde daha esnek bir AB'nin evet. olabileceği böyle bir hı hı. E, ikili bir yol ayrımı ya ne derler bir vizyon farklılığı da diyebileceğimiz bir şey var. Burada ben Macron'u anlayabiliyorum. Macron biraz daha işte ABD'den daha bağımsız bir kendi hı hı. ayakları üzerinde durabilecek bir a, AB'den bahsediyor. Çünkü işte Türkiye ile İngiltere'yi bir şekilde dahil edebilse o güvenlik anlayışının ihtiyacını hmm. biraz daha şey yapabilecek. Ama işte Macron orada şeyin ötesine geçebilecek mi? Ben de ondan emin değilim. Yani daha hatırlarsam bir iki sene önce işte o Mısır, Kıbrıs, İsrail, hmm. evet. Yunanistan, Yunanistan bunların hmm. oluşturmaya çalıştığı, Türkiye'nin biraz dışarıda bırakıldığı enerji şeyine hmm. ittifakına hemen ona girip liderlik yapmaya çalıştı. Evet. Şimdi Aynen. Avrupa'da işte NATO'ya işte NATO ile ilgili eleştirileri vardı. Şimdi de böyle diğer ülkeleri angaje falan ediyor ama bunlar böyle sanki Macron uluslararası şeyde liderlik evet, yapıp liderlik. ama arkası geliyor mu bunun? Şimdi evet, cebinden evet. 200 milyar dolar çıkarabiliyor veya euro, euro. Evet. çıkarabiliyor evet. musun? Çıkarım. Yani bu işler biraz böyle evet, yani evet. arkasını getirmek gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden Macron bu konudaki onun vizyonu daha ya. Yani, Siyasi olarak şey olur da hani diğer ülkeleri angaja evet. etme anlamında iyi, önemli bir şey bu. Ama bunu finanse edip arkasını getirmek ve Avrupa'nın yeniden e, tanımlanmasını, tahayyül edilmesini sağlamak o kadar kolay bir iş değil evet. yani. Zaten Kadir şey herhalde en büyük problem her birisinde bir şey eksik yani. Şimdi Almanya'da evet, ekonomik güç var, askeri güç yok. Fransa'da askeri güç var bir de kıtanın tek nükleer ülkesi. O da İngiltere gücü. kadar iyi değil. <laughs> İngiltere, aynı evet İngiltere kadar değil. Böyle e, e, aslında her şey yol gidip dönüp dönüp dolaşıp bir şekilde ABD'ye geliyor Hı. Avrupa'da evet. baktığımız zaman yani kısa dönemli bir şey de ya belki uzun dönemde bunu giderebilirler ama Hı. şimdi kısa dönemde ne e, Fransa e, ABD kadar e, ekonomik gücü olan bir ülke ne e, Almanya ABD kadar askeri gücü olan bir ülke şimdi. 100 bin kadar ABD askeri var Almanya'da baktığımız zaman ABD'nin en büyük dünyadaki en büyük üslerinden birisi Almanya içerisinde ve hala orada evet. işte nükleer silahların da olduğu söyleniyor. Bunun karşısında Almanya'nın arka bahçesi olarak gördüğü Doğu, Doğu Avrupayı tamamen şu an ABD ele geçirmiş durumda bir şekilde. Böyle bir eksikliklerin olduğu ve ve bununla ilgili 30 yıl boyunca hiç düşünmemiş. Avrupa Birliği ülkeleri yani. Ne Almanya'sı ne Fransa'sı ve bir anda kucaklarında çok büyük evet. bir iki tane kriz buldular. Ee, neyse ben ben bırakayım. Ben... <laughs> 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 tamam peki. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz ee, teşekkür her ederiz. Herkese de. Ee, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.